Mal ein bisschen. Oh ya, ne güzel sana. Evet Burcu'cığım var ya, gerçekten bak sana güzel ama seninle beraber var ya müthiş bir sana oluyor ya, yemin sana ederim. Sana sallanır ya. Diyorlar biliyor musun? Sana sallanır. Neden diyorlar? Niye evet niye? Bilmiyorum işte sana sallanır. Soruyorum. Yani, sallanır. Salı. Sallanır. Sallanır. Her şey sallan, çay sallama. Öyle bir bağlantı var mı? Hiç bana kızıyor. Ha salı sallanır. Niye sallanır salı? Bilmiyorum işte sana soruyorum. Çünkü pazartesi geçti ya. Şimdi böyle bir travma var ya. Pazartesi sallanır yani. Bakıcım ben bunu araştıracağım. Evet lütfen. Ama korkuyorum seni araştırmadan. Salı günü. Salı. Söyle bakalım salı haftanın kaçıncı günü? Üçüncü günü. Arkadaş bir gün çözeriz bu problem. Yemin ederim çözeriz. Ya ama... da çözen varsa bizi arasın ya. Aynen öyle. Burcu azil misin? Seni bir gün full enerji görüyorum. Çok öyleyim zaten. Evet. O zaman hadi arkadaşlara. Başlıyoruz. Arabesk. Danilo. Efendim Burcucuğum. Hani ben sana böyle garip garip şeyler soruyorum, kelimeler soruyorum ya. Evet. Baya garip garip diyebilirim yani. Hazır mısın? Hazırım. Gubuz. Gubuz. Evet. Gubuz. Evet. Gubuz. Evet. Gubuz yapacağım ben ya. Gubuz yani. Bu anlamına geliyor. Yani normalde Mersin tarafta kullandığı bir kelime gubuz. Yani şey. Hep yerlerini de yanlış atıyorsun ha. Vallahi mi? Evet. Gubuz. Buz tabii ki de hiç alakası yok. Değil mi bu? Buz. Anlamsız. Hayır hiçbir şekilde. Bari. Gubuz. O da işte bir şey aklıma gelmiyor. Ya Burcu bak gübüz aslında şey böyle bir eskilerde hanımları pirinç pişirmek için kullanılan bir tencere. Gübüç diyorlar. Hiç değil başka? Gübüç. Gübüz, gübüz. Gübüz, gübüz eskilerde kullandığı böyle bir şey var. Böyle bir pantolon var ya. Böyle burada biraz uzun. Pantolon. O ismi bilmiyorum. Böyle bir Karadeniz bir kıyafet var ya böyle bir uzun pantolon. Nasıl? Şalvar o şalvar. Şalvar ama şey Giresun taraftan gubuz diyorlar yani. Değil. Değil mi? Şey gibi yakaladı gibi durdu ya. Değil. Vallahi Burcu yardım etti ya yemin ederim. Konya tarafında kullanılıyormuş. Konya benim Konya tarafta. Zannettik Konya ya sonra Mersin dedi yani. Kendini beğenmiş burnu havada demekmiş. Gumbuz. Bu güzel ha. Gumbuz. Bizim bari mesela biraz gumbuz bir adam yani. Değil mi Burcu'cuğum? Sen biraz gumbuzsun Bari'cim yani. Şey tamam ama benim favori bugüne kadar şey domates. O domates nasıl unuttu Burcu'ya? Bana dura. Ha, bana dura yani. Bana dura en sevdi yani. Biliyorum. Kadar. Peki hazır mısın? Bir tane daha var. Tamam. Harfendaz. Sence harfendaz nedir? Harfendaz güzel bir dondurma markası. Yabancı marka bile çok seviyorum yani. Ya deli ya. Harfendaz yani. Harfendaz. Hiç değil. Hiç değil. İşte bir kapasite de var yani. Bayılıyorum yani. Değil. Ama çok şekerli ya değil mi? Ya yani çok şekerli ama güzel ya. Lezzet güzel ya. Ama alakalı. Ama çok güzel bağladın. Helal olsun. Harfendaz, laf atan, haysiyet kırıcı, söz söyleyen bak, demek. Bak bu söylemek istediği Burcu. Bu söylemek istediği. Laf atan yani. Çünkü harf. Endaz. Endaz yani. Harf fırlatıyor yani. Şey. Konuşuyor ve dans ediyor. Harf ediyor. Şey bu Karadeniz tarafta değil mi? Yapıyorlar ya. Oy, horoz. Geç geç. Yapıyorlar ya. Harf endaz yani. Farsçadan gelmiş. Ha, farsçadan geldi evet, yani. Tamam aynen. Ama dondurma benziyor ha. Peki. Arabesk. Şimdi Burcu, ben biliyorum ki sen sosyal medyada çok tecrübelisin. Fena değilim. Diyebilir yani. Çok tecrübelisin yani. Dikkatliyim diyorum evet. Şimdi böyle bir yeni bir moda var, yeni bir şey var. Böyle bir Rich Kids of Turkey, Rich Kids of Iran. Ha, böyle evet. Bir hesapları var yani. Evet, evet. Gerçek mi, yalan mı, ne yapıyorlar? Gerçek. Yani onu ama hesapları kim kuruyor, açıyor bilmiyorum. Onları o grupların içindeki yani o Rich Kids of Turkey ise mesela öyle adlandırılan çocukların yaptığı bir şey değil. Onları takip eden insanların yaptığı bir şey. Bir kere zaten öyle biliyorum ben onu. Çocuklar yani kendi reklamlarını yapmak için değil. Kendileri mesela yani şöyle diyeyim kimse beni yanlış anlamasın.
iyi zengin ailelerin çocukları mesela kendi paylaşımlarını yapıyorlar. Mesela işte ne yapıyor? Kazara eğer böyle babasının uçağıyla bir yere giderken bir fotoğrafını koyduysa ya da işte babasının arabasıyla ya da kendisine yeni alınmış işte o arabayla bir fotoğrafını koyduysa, ki sonuçta genç çocuklar bunlar yapabilirler yani, çok mantıklı şeyler bunlar. Ben gençlerin bu tip şeyler yapmalarına çok fazla şey yapmıyorum. Karşı değilim açıkçası. Büyüklerin yapmalarından çok fazla hoşlanmıyorum. Asıl akılları ererken yani yapıyorlarsa zaten orada bir saçmalık var yani. Akılları ermezken böyle şeyler yapabilirler yani. Ama bazı insanlar bu fotoğrafları alıp hani kötü niyetli de değil, sadece şov yapmak amaçlı böyle bir hesap kurup işte takipçisi de çok fazla olacağını tahmin ederek bu insanların fotoğraflarından başka bir hesap daha açıyorlar. İşte atıyorum. İşte Danilo'nun babasının uçağıyla uçarken gibi fotoğrafı. Burcu'nun işte annesinin saatini takmışken bir fotoğrafı falan gibi, böyle hani böyle şov amaçlı fotoğrafların birleştirildiği bir hesap cinsi diyeyim ben sana. Bu İran için geçerli, sadece İran'da falan yapılmıyor. Yani böyle mesela aklına gelebilecek daha çok böyle hani Doğu ülkelerinde diyelim yapılan bir şey. Yapılan bir şey. O yüzden de hani böyle biraz fazlaca gösteriş. Ya amaçlı. Şey demek istiyorum. Bu bence şey yapsınlar yani. Ne zaman şey yani, sen başka birisi kötü bir şey yapmıyorsun. Örnek olmuyor sen. Kötü örnek olmuyor. Ama şimdi normalde baktığın zaman Instagram, daha doğrusu böyle hani sosyal medya hesaplarının biraz böyle insanları depresyona soktuğu konuşuluyor. Biliyorum. Evet. Çünkü şöyle bir şey, herkes şimdi çok mantıklı düşündüğün zaman, ben de yani sonuçta psikolojik olarak böyle hani inceleyecek bir şeyim yok. Bilgim yok tabii ki. Böyle bunun eğitimini falan da almış değilim. Ama sonuçta mantıken bu sonuca ulaşabiliyorum. O da nasıl bir sonuç? Ben şimdi sonuçta kendim biliyorum. Kendim çok üzgünken, çok mutsuzken, başarısız olduğum bir dönemde, başarısız olduğum bir gün, kötü hissettiğim bir günde falan böyle bir fotoğraf paylaşımı yapmıyorum. Niye yapmıyorum? Çünkü orası sahte bir dünya ve orada sadece hep böyle mutlu, çok güzel, her şey çok iyi falan gibi bir hava yaratılıyor. Yanlış mıyım? No, herkes kabul için ediyorum. Aynı şey geçerli. Ama herkes unutuyor ki aslında kendileri de yapmıyorlar. Başkalarının hesaplarını takip ederlerken de o insanlar her gün sanki mutlu, her gün zıplıyor, her gün hopluyor, her gün geziyor, her gün güzel yemekler yiyor, her gün güzel yerlere seyahat ediyormuş gibi düşünüyorlar. Evet. Ya öyle bir şey yok. Sen de yapmıyorsun. Onlar da yapmıyor aslında. Yanlış mıyım yani? Yok, sen de en güzel fotoğraflarını paylaşıyorsun. Onlar da en güzel fotoğraflarını paylaşıyor. Bazı insanlar fotoğraflarını biriktiriyor. Yani iyi günlerine ait fotoğraflarını biriktiriyor. Benim bildiğim bazı insanlar var yani. Hatta böyle bazı fotoğrafları çalıyorlar. Başka hesaplardan fotoğraflar çalıyorlar. Kazara kendisinin sırtına benziyor. Kadınlar için söylüyorum. Yapanlar var yani. Hani biraz böyle sırtı benziyor. Biraz saçı benziyor. Biraz evet. Evet, bravo Burcu. Saç toplama modeli benziyor. Biraz bacağı benziyor falan derken böyle biraz yerse deyip fotoğrafın böyle hani görünmeyen, kim olduğu yüzü belli olmayan fotoğraflardan kendilerine kaynak buluyorlar yani, anladın mı? Hani böyle bir şey, böyle bir dünya yok yani aslında. Yok. Ya mesela şey Burcucuğum. Ya ben kendim bak, ben kendimden söyleyeyim sana. Yani ben koskoca Burcu Esmerso 3.6 milyon takipçisi var. Yani benim hayatımda fotoğraflarımı apartman görevlim dışında çekebilecek bir insan yok. Böyle bir insan olamaz çünkü, anlıyor musun? Her gün senin fotoğraflarını sabah kalktığında kahveni içerken ya da akşamüstü böyle havuz kenarında arkadaşlarına otururken falan bu fotoğrafları çekecek insanlar yok. Yani erkek arkadaşın zaten öldürür seni artık bu kadar fotoğraf çekiyorsan. Çocuğun başka bir işinin olmaması lazım yani. Ayrılırsın, boşanma sebebi bence bana sorarsan. O yüzden de bunlar gerçekten sahte hayatlar. Herkesinki için söylüyorum. Herkesinki için söylüyorum. Ne kadar çok fotoğraf paylaşılıyorsa o kadar. O hesapta bu mutlaka anındaki sıkıntı var yani. Bir sıkıntı mı? Var. Bence kesinlikle. Veya şey de var mesela, sevgiliden ayrılıyorsun ya. Hı-hı. Sonra şey, elmadan sonra sen işte diskodasın. Şey arkadaşlar ya. Şey gibi yani. Bence sen, en komiği o ya. O günden bak, sonra hayatı başladı gibi yani. Ya bakın Celal, bakın ben ne kadar eğleniyorum. Belki hep alıyor yani sabah akşama kadar. Alakası yok. Eski bir fotoğraf büyük bir ihtimalle alıyorsa eskiden kalma bana. Çok giyeyim falan diye. Arkadaş siz çok fazla kafa takmayın boşe. Ya evet ya, aynen öyle, böyle hesapları falan çok fazla şey yapar. Çok fazla anlam yüklememek lazım ya. Özellikle sosyal değil medyada. Mi? Evet aynen öyle. Rahat olun. Kim ne paylaşırsa paylaşsın ya. Sizi ilgilendirmez. Siz kendi hayatınıza bakın. Ben yeni hesap açacağım. Ne? Rich Kids of Zeytinburnu. Tutacak biliyorum. Burcu tutacak yani. Arabesk. Danilo, bir araştırma yapmış İngilizler. Elde edilmesi en zor ve en değerli 3 yetenek olarak empati, uyku düzeni ve zaman yönetimini seçmişler. Sende bunlardan kaçı var sence? Ay, sorma Burcucuğum. Bak, empati, uyku düzeni ve zaman yönetimi diyorlar. Ben
çok zaman yönetim bir insansın. Bir insanım. Bir insanım. çok yani çok İyi dikkat zaman, ediyorum. Evet aynen. Tabii sen hiçbir şeye geç kalmıyorsun gerçekten. Mesela ya şey dikkat ediyorum. Olabilir bazen zamanlar ama dikkat ediyorum. Mesela şey sabah erken kalkıyorum. Hı, o işte seviyorum. Ancak, zaten sabah erken kalkmasan gününü şey yapamıyorsun, yetiştiremiyorsun bence değil mi? Ucu, sorma. Erken kalkmayan insanlar nasıl yetiştiriyorlar ya işlerini? Anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Bana böyle gerçekten gün 27-28 saat olsa yine bazı işlerimi yetiştiremezmişim gibi geliyor. Bak bazı şirketlerle çalışıyorum ya. Aha. Burcu toplantı her zaman öğleden sonra veriyorlar. Evet, tamam mı? Evet. Çünkü sabah onlarda şey yani rahat geliyorlar falan. Cem Yılmaz'ın vardır öyle esprisi biliyor musun? Sabah geliyorlar kahvaltı ediyor. Merhaba Danilo, merhaba Bari. Ne haber Hande? Nasılsın canım? Hadi bir kahve içelim. Saat oldu 10. Sonra işte bir toplantı yapalım. Yalandan 15 dakika. Ne yaptık? Ne yapacağız bu hafta? Hadi biraz kahve gelsin, çay gelsin. Geldi. Ay şimdi işte çay karnımı biraz acıktırdı. Gidelim bir öğle yemeği yiyelim. Öğle yemeği. Aynen öyle. Öğle yemeğinden sonra açılıyorlar diyorlar. Şaka gibi. Gerçekten öyle. Ben bilmiyorum tabii bu şirkette böyle değil. No, bizim şirketi var ya. Müthiş yani. Ama zaman. Kesinlikle zaman yani. Zaman yönetimi yapıyorsun. Sen hangisi? Ben üçü de var bende. Empati de var, uyku düzeni de var, zaman yönetimi de var. Uyku düzeni ne demek Burcu'cuğum? Uyku düzeni işte yani hani. Yani ne zaman yatıyorsun? Evet aynen öyle. Düzenli uyku düzeni herhalde ondan bahsediyorum. Ya ben orada çok zorlanıyorum. Oğlum var ya. O çok zor geliyor yani. Niye kaçta yatıyor ki çocuk? Ya çocuk şey. Sanki bebek şey yapıyorsunuz. Ama yok şey bak. Kışı zamanda daha kolay. Çünkü şey erken yatıyor. Aha. Çünkü sabah erken kalkıyor okul evet. için yani. Ama yazı? Yazı. Geç saatte yatıyor. Ay işte baba yatmak şimdi. İstemiyorum gel. Ya olmaz. İşte zor oluyor yani. Daha ama zor. Peki yazında arkadaşlar falan yok mu? Daha çok yoruluyor olması lazım. Koşturuyor maşturuyor falan. Burcu hiç yorulmuyor sorma vallahi. Gerçekten. Gerçekten bak. Dün gece tam dün gece saat 12.30. Hadi baba Lego yapalım mı? Ya, o kadar ya 12.30 yani bütün gün ya buza gitti, çocuk, arkadaş, park. Işte. Kaçta kalkıyor sonra? 8. Allah. 8 kalkıyor yani gerçekten. O kadar zorlanıyorsun ki yatmamak için. Anlatamam ya. Belli zaten oku var. Ha, belli zaten. Ama baba Lego oynayalım mı? O kadar ya. Çok zeki. Çok tatlı yani. Zor bir şey. Arabesk. Burcu'cuğum bak. Ne canım? Unlu estetik cerrah. Unlu mamulleri evet. Unlu mamulleri estetik cerrah. Evet. Şey plastik surgery demek değil mi? Evet. Doktor Julian de Silva. Julian evet. Aslında şey ismi tam güvenli gibi gelmiyor yani ama olsun. Yatmazsın yani önüne değil mi? Yani şey diyorsun ki %99'lik uyum ile dünyanın en yakışıklı erkeği George Clooney demiş. Sence? Bence yani bence bak George Clooney yakışıklı değil. Bence George Clooney şey var. Bir nasıl diyebilirim? Bir karizma. Bir karizma var. Evet, karizması var. Ama yakışıklı olarak bence daha yakışıklı var yani. Daha yakışıklısı var tabii ki ama yani hani yüz oranından bahsediyor herhalde. Hani böyle altın oran diye bir şey var ya ona mı acaba en yakışıklı erkek senin yorumun. Yani böyle şöyle bir şey söyleyeyim. George Clooney'e böyle incelemeye kalkarsan bir sürü şey bulursun yani. Gözleri yüzüne göre küçük, işte bilmem ne falan filan bir şeyler bulursun. Yanlış mıyım? Yok kabul ediyorum. Ama adamda gerçekten senin söylediğin gibi acayip bir karizma var. Ben de mesela birkaç sene önce bana sorsalardı 5 sene önce dünyanın en yakışıklı erkeği kim diye. Ben George Clooney derdim. Evlenme teklifi etmişliğim de var biliyorsun kendisine. Sana mı? Evet. Benim ya sana. Şey sana teklif mi ettim? Ya saçmalama öyle bir şey olsa ben şu an evlenmiş olurdum onunla değil misin? Anlamadım. Benim o evlenmeyeceğim evlenmeme yeminimden döndürebilecek tek erkek o. Yok yani 5 sene önce sorsalar mesela işte dünyanın en yakışıklı erkeği kim diye ben George Clooney derdim. Diyordum zaten bu. Yok. Yani ama 5 sene şimdi artık değişti tabii. Çünkü yeni erkek. Var tabii ki. Der, mesela ben Fassbender'ı çok beğeniyorum. Sen beğeniyorum. Çok yakışıklı değil mi? Adam müthiş yani. Çok yakışıklı müthiş. Değil mi? Müthiş yani. Çok gerçekten. Çok beğeniyorum mesela. Yani öyle düşününce hani George Clooney evet eskiden öyleydi ama şimdi. Ben aynı diyorum. Karizma çok. Senin için kim? Karizma dibine vuruyor. Ha dibinde diyorsun. Hı. Ama şey eşi var ya avukat. Of. Çok güzel çok ya. Çok güzel değil mi? Bak gerçekten nasıl buldu bilmiyorum. Müthiş bir kadın buldu ya. Çok iyi. Ay nasıl bir... Kadın akıllı da çok başarılı aynı zamanda. Hem güzel hem akıllı hem bak, başarılı. Adam bekledi evlenmek gerçekten, için ama aynen. iyi seçti yani. Evet evet. Gerçekten. Ve aslında yaşlı değil mi? 60 yaşında, 55 yaşında George. Bayağı yaşlı. He? Ve baba oldu. Hayırlı George. Hayırlı. Hayırlı. Bir şey soracağım. Sana bir sorum var. Biz böyle hani böyle bazı sorular soruyoruz ya telefonla bizi arayan insanlara.
Evet. Hediye vermek için. Normalde ben veriyorum, sen veremiyorsun yani. Evet. Yani Allah'tan insanlar biliyor gerçeğin ne olduğunu. Bir tane soru var da bunu sana sormak istedim ben. Estağfurullah. Sonunda. Buyurun. Şimdi aldığım bir elbise. Evet. Gece elbisesi. Evet. Payet işlemeliyse. Tamam. O kıyafet neyle süslenmiştir Daniro? Payet. Payet böyle plastik yuvarlak şey. parlak yuvarlak plastik şeyler. Yok mu? Ne onlar? Şey bu plastik şey. Anladın mı? Böyle bir parlatıyorlar. Parlak. Evet. Parlak. Evet. Yuvarlak evet. Plastik. Her yerde dikiyorlar. Dikiliyorlar. Onun bir tanesine ne deniyor? Ne deniyor bir tane? Payet. Değil işte. Bir tane şey diyor. Ne diyor? Pul. Pul mu? Evet. Bilemedi. Biliyor muydun pul ne? Pul. Evet. Bilemedi. Pul ne biliyor muydun? Yok bilmiyorum. Pul ne? Pul işte yani. O bahsettiğin şey var o plastik içinde. Evet. Nokta var. O pul. Pul mu ismi? Pul evet. Payet değil mi? Payet. Tamamı işte o payet. Valla mı? Evet. Pul payet. Evet. Ay bak yeni bir şey öğrendim. Ama çok güzel gitmedi ya. Nasıl yazılıyor pul sence? Pul. Nasıl yazılıyor? Burcu. Nasıl yazılıyor? Periskop. Evet. P. Evet. P. U. Evet. U. Uzuldu. Evet. Uzuldu. Öğrenemedi bu noktaları evet. Lilleburgaz. Lilleburgaz. Evet. İki tane mi Lilleburgaz? Yok bir tane Lilleburgaz. Tamam peki. Dünya bir tane Lilleburgaz var. Lilleburgaz selam. Ya süper. Yine Danilo'ya bir kelime, bir işlem. Evet. Değil mi? Bir şey daha öğretmiş olduk. Doğru mu? Aynen. Mutlu musun? Tulla başladık. Daha böyle yavaş yavaş. Ben tülle. İlk tülle aladım ya. O başka bir şey değil mi? Tül başka bir şey. Okey tamam. O da yani kumaş olarak kullanılıyor. Yani yakınsın. Yakın değil mi? Evet. Bak o kadar güzel gitmedi ama. Ben söylediğimde mi tül zannettin? Yok ben söyledim. Yani. Yok. Tamam neyse benim kafam karıştı yine. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Ben akıl sağlığımı eğer geri kazanabilirsem yarın yine burada olacağım. Burada. Ciao. Arabesk.